Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatini izliyorsanız iyi seyirler. Yeni karideslerimiz geldi. Ateş neon karidesler. Ve mavi melek karidesler. Bunları şimdi yukarıya koyacağım özellikle. Pet Shop'taki bölüme koyacağım. Sarılar. Aynı benim bir 7 tane falan sarım vardı. Kendi bir sarımı yukarı çıkartmıştım. Onlarla karıştıracağım. Bu mavileri ayrı bir yere koyacağız. Bakalım şimdi yukarı çıkartayım da sularını biraz alıştırayım, ondan sonra ekleme yaparız. Yeni canlılarımız, yeni vatozlarımız, kiraz karideslerimiz, katil salyangoz ve çok güzel bir mos türü geldi. Blaze 44 mavi göz tüller ve düzler. Katapmanın altı dolu maşallah. Yumurtalı bir kiraz karides. Katapmanın altları hep vatoz dolu. Bunların yanında katil salyangozlarımız var. Atil salyangozlarla mücadelede birebir. Efsane bir mos türü ekledim. Rikia mos. Halı gibi hemen büyük beyaz bulut dağı balıkları ilgilenmeye başladı. Hemen yumurtlarlar, tam onların yumurtlayacağı halde bir şey. Tabii ki her mosun olduğu gibi canlı doğuran yavrularında rahatlıkla içine kaçabileceği bir bitki. Rikia mosumuz da artık hobihanemize eklenmiş oldu. Karidesler yerlerini aldı. Çok güzel oldu bu akvaryum ya. Dolu dolu karides olunca kıpır kıpırlar, her yerde geziniyorlar. Bir de sarı ateş neonlar, görseli çok güzel gerçekten. Tam nano küçük bir karides akvaryum oldu. Üst tarafta rainbow antlerler. Onlar da ayrı bir keyif katıyor akvaryuma. Mavi melekler de burada, bunların yanında. Bunlar üremiyor ama yaşıyorlar. O yüzden bunların yanına attım ben. Artık onlar üremediği için bunlarla kırılır mı onu da pek bilmiyorum. Pek sanmıyorum. İhtimal vermiyorum açıkçası da. Büyük ihtimalle mavi melekler burada çoğalır. Mavi melek bununla kırılırsa da güzel bir şey olur zaten. Burada bir sürü mavi melek var. Şurada da bir 8 tane Bloody Mary var. Onları da biraz takviye yapacağız. Sayıları az. Onları da çoğaltacağız. Kardeş ayrı bir keyif. Ufacık canlılar kıpır kıpır geziniyorlar. Evet, bunlar da bu şekilde. Şöyle bir uzaktan da çekelim. Yemyeşil kıpır kıpır bir akvaryum. Buraya kiraz kardeşler gelecek. Buraya da karbon lily koymayı düşünüyorum. Şu en alta da red lily koyacağım. Bayağı bir burayı bıraktım zaten. Süpresi akvaryum yapmaya karar verdim. Kardeşlerle birlikte takılsınlar. Karides, vatoz, salyangoz türler için çok faydalı katoppa yapraklarımız ve kızıl ağaç kozalağı. Bunlar da hobihanem bünyesinde mevcut artık. Bol bol vatozlarımıza, kardeşlerimize bunlardan vereceğiz. Yukarıdaki kardeş akvaryumları da ekleyeceğim zaten kızıl ağaç kozalağından. Hem bir besin hem de sağlıklar için çok faydalı şeyler balıklar için.
Geçmiyor ki yeni bir şeyler hobihaneye eklenmesin. Yine güzel şeylere ekleme yaptık. Kocaman bir Moss dağı daha ekledim hobihaneme. Benim kendi büyüttüğümün yanında o biraz küçük kalıyor ama o da büyür belki. Moss dağcığı eklendi. Albino pangasuslar 10 adet. Voltların yanına koyacağım. Voltlar sakin sakin yüzüyor da bunlar pek sakin yüzmüyor büyük ihtimalle. Dengelesinler ortalığı. Deniz soniler. Renkleri yavaş yavaş yerine gelmeye başladı ama bu akvaryum komple deniz soni olacak. Güzel bir görsel olacak. Elektrik blue ramirezim azaldı. Onlara takviye yaptım. 14 tane kalmıştı toptan içinde. Hepsini aldım. En ikilerle birlikte mutlu mesut yaşasınlar. Damızlık boy. Tül vatozlar var. LD16 var. Siyah tül var. Bu grup, burası biliyorsunuz erkekler koğuşu. Onları da onların yanına ekleyeceğiz. 2-3 tane erkek kaldıydı. Bir 5 tane daha eklenecek şimdi yanlarına. Albino Frenatus var. Onların hepsi bir yere toplanmış. Şimdi hemen onları açacağız fazla bekletmeden. Yine damızlık boy Leis 44 düz kuyruklar erkekler. Burası da düz kuyruk erkek kovaşı olacak. Leopar 30'lar. Şurada bir tane dev boy makrakanta var ama bu çok strese girdi. Şimdi onu da hemen bırakacağız. Rengi mengi attı iyice. 3 tür Oscar geldi. Oscar'lar kimsenin yanına koymayacağım. 5'er tane 3 tür bakır, klasik ve albino geldi. Bunlar burada büyüyecekler. Şimdi asıl yarın Lepistes'in devamı gelecek ama ilk parti geldi. Moskov Dark Blue Lepistes'ler. Yarın da çok güzel türler gelecek. Şurada sayılarımız var. Sayılarımız azalmıştı. Onlara takviye yaptık. Yosun savaşçıları. Ve panda koldurasları da bitmiş elimde. Düz kuyruklara tül kuyruk var da. Düz kuyruk panda koldoraz. Ve Tirinatus ekledik. Onlardan da azalmış elimde. Güzel büyük boy geldi. İyi oldu. Şimdi bir de yukarı çıkalım. Kiraz karidesler bol miktarda. Dün de gelmişti Kiraz karides. Bugün de geldi. Bloody Mary karides. Onlar daha kırmızı. Bunlar da dediğim gibi 8 tane vardı. 100 tane daha geldi. 100 kiraz ve Bloody Mary geldi. Ve malzemelerimiz çeşit çeşit küpler. Şunlar bir yeni nesil küpler. Bir dizayn yapacağım. Çok harika bir görsel çıkacak ortaya. Onun dışında melek üretim küpleri, karides küpleri, bol miktarda Yati ve mangrove kökleri. Onları da açacağım, güzelce sergileyeceğiz. Gyansk kayası. Kallus gibi kabukçullar üremesi için deniz kabukları. Yeni nesil Artemia çıkarma C plan. Artemia seti. 12 inç kepçemiz. Dip çekim aparatları. Dip süngeri. Su eksiltmeden dip çekim yapabilen bir alet. Çok güzel. BioLife yavruluklar. Klasik Mac Artemia çıkartma aparatı. Köşe pipo filtreler. Bunlar çok güzel. Toptancının elindekilerin hepsini aldım. 3 boy var. Hepsi de çok güzel. İkili yavruluk.
Resson Air Pump 3000. Biliyorsunuz bunun 1000'inden çok memnun herkes. Benim elimde de bol miktarda var. 2000'i ve 4000'i var. Pardon. Nasıl oluyor? Heh. 2000'i bu. Şunlar. 3000 ve 4000'i. OASE'nin otomatik yemleme makinesi. Mac Box filtre. Şunlar da çok güzel. Çok küçük. Bundan içini açıp gösteririm daha sonra. Küçücük bir akvaryum için iç filtre, yani şu iç, şu küçük filtreler için bile olabilir. Bunun özelliği hem şelalesi hem de normal sistemi aynı anda çalışabiliyor. Bu onun bir küçüğü. Bu iki katlı, bu tek katlı. Helion'un yeni kutu, yeni dizayn şeyleri, hava motorları. 6601 ve 6602. Aradaki fark, 6602'de ayar bölümü var. 6601'de ayar yok. Bitki setleri, makaslar, cımbızlar, cam kazıma jiletleri ve şu harika bir şey. Birçok kimse işte köke Anibios veya Javaos, Javaferm yapıştırırken Japon yapıştırıcısı kullanıyor ama bu özel bitki yapıştırıcısı. Bundan ekledik. Şunlar dediğim gibi köşe pipoların iki boyu. Şu orta boy. Şunlar küçük boy. OASE'nin cam temizleme mıknatısları. Işıklarımız takviye yaptık. Bayağı azalmıştı ledler. Harika bunlar. Herkes çok memnun. Beyazı, beyaz mavisi ve pembe beyazı var. Ve gene biraz daha ekonomik olan Roxin'ler. Klasik floresan şeklinde olanlar. Gene tekli yavruluk. Dajana'nın Artemia pul yemi. Artakua'nın Micromix. Hem küçük tetrar hem de yavru balıklar için yemi. Bakteri kültürü. Bakteri feed. Kum çeşitlerimiz. Neydi bu? Dere kumu, ince dere kumu, beyaz kuvars ve lav kırığı. Boy boy arka fonlar, siyah ve mavi lacivert olaraktan. Ve renk renk, turuncu rengimiz olmazsa olmaz. Akvaryumlarımız 3 boy halinde. Küçük, orta, büyük şeklinde bunları da açıp sergileyeceğiz. Bayağı yeni güzel oyuncaklar geldi yani. Bunu bakalım ne ara fırsat bulup da dükkanı dizayn edeceğiz. Dükkanın bayağı şeklini değiştirmem lazım. Çünkü her yer dolu. Kökleri falan şuralara koyuyordum ama artık şu anda çok daha fazla kök var. Şu ikinci el bölümünü birazcık şey yapacağım büyük ihtimalle. Sıkıştıracağım. Yeni bir dizayn yapacağız bakalım. Şimdiden balıkları açmaya başlayayım. Bir de yarın gelecekler de var. Videonun devamında onları gösteririm. Sonra toplamda hepsini bir gösteririz. Belki bilmiyorum. Çok balık geldi. Çok karıştı ortalık. Hangilerinin yeni geldiğini hatırlayabilir miyim bilmiyorum. Bakalım. Gelmeye devam ediyor. Şu yukarıda kalan arkadaşları unuttuk. L144 tül kuyruklar. Şu anda ışıklar da kapandı o bir anda. Tam görünmüyor. Bir de siyah tüller. Bunlar da yeni geldi. Evet. Dün gece 3'te bitti işim. Sabah 8'de yeni balıklarımızı almaya geldik. Yeni balıkları aldık. Hep duyuyordum da hiç görmemiştim. Sağ olsun. Hiç görmemiştim değildi. Aslında göndermişti ama bu kadar çok balık göndermediği için hiç. Bu kadar çok kapsamlı bir emeği hiç görmemiştim. Özka balık üretimden çok harika özel türlü lipseslerimiz geldi. Ve hepsi tek tek paketli arkadaşlar. Yani böyle bir emek, böyle bir zahmet yok yani. Şimdi tek tek açacağım. Traskentik tetrazonlarımız var. Onlar yine toplu halde. Toplu değil, yine 3'e bölünmüş yani. Onarlı paketlenmiş ama lepistesler muazzam ya. Hepsi tek tek paketli. Vallahi emeğine sağlık. Balıklar da şahane zaten. Şimdi ben bunları bir bayağı uğraşacağız bunları açmaya. Ama olsun. Garanti gönderim budur işte. Emeğine sağlık Özka. Evet, balıkları ilgili akvaryumlara yerleştirdim. Görüntü şahane gerçekten.
ufacık ufacık poşetler akvaryumun içinde. Şöyle balıklarımıza bakalım. Metal, snake skin, blue tail'lar. Her poşette bir balık. Bunlar akvaryuma girdikten sonra çok çok daha mükemmel görünecekler tabii ki şu anda. Yoldan geldiler, stresliler. White mozaik, snake skinler. Bunlar da muhteşem bir tür. Kuyrukları falan harika. Red chest, bottom short antler. Bunlar antler türü. Harika bir görselleri var. Evet, hafta hep dişler denk gelmiş ama. Şurada erkekler var. Metal, snake skin, black tail'lar. Bunlar da harika. Ve son olarak transgenetik tetra zonları var. Şöyle rengarenk yaptım buraya. Zebra danıyor. Transgenetik tetra. Transgenetik tetra zonları da buraya koyacağım. Bu kısım bir renk cümbüşü olacak. Şimdi balıkları fazla strese sokmadan açalım. Açalım işlemi bitti. Küçük küçük poşetlerden bir dağ oluştu. Sağ olsun hepsi sapasağlam geldi bu sayede. Hatta Black Skin, Blue Tail'ler, Red Tail'ler. Black Metal, Black Tail'ler. Yok neydi ya, balıklar kafa gitti. Metal Snake Skin, Black Tail'ler doğurmuş bir tane dişi. 15-20 tane yavru var. Onları da şuraya attım hemen. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane muhabbet oldu. Şimdi bugün videoyu böyle sonlandıralım. Hem bütün balıklar bir tam yerlerine alışsın. Güzel renkler çıksın ortaya. Yarın bu yeni gelen her şeyi bir tekrar şöyle baştan göstereyim ben size. Böyle daha güzel olacak. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere, iyi hobiler.